Bir restoranta acente yetkilileriyle sabah kahvaltısında bir araya gelerek Çanakkale turizminin gelişmesine yönelik bir toplantı düzenleyen TÜRSAP Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kılıç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turgay Kılıç konuşmasında güncel konulara da değinerek kısa bir süre önce İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen bombalı saldırıdan dolayı çok üzüntülü olduklarını söyledi. Turgay Kılıç, "Temennimiz bu tür terör olaylarının bundan sonra ülkemizde yaşanmamasıdır. Tabii bu terör olayları sadece Türkiye'nin bizlerin sorunu değil, bütün dünyanın sorunudur. Bu sorunu da bütün dünya ülkeleriyle el ele vererek birlik, beraberlik ve barış içerisinde sonlandırmak bizlerin görevi olmalıdır. Bu kapsamda Sultanahmet'te yaşanan terör olayında ölenlere rahmet, ailelerine ve ülkemize de başsağlığı diliyorum," dedi. 28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Emit Fuarı'na Çanakkale'deki acentelerle birlikte geniş bir katılım sağlayacaklarını da belirten Turgay Kılıç, yeni valimiz Hamza Erkal'ın Çanakkale'de göreve başlamasından sonra kendisinden turizm anlamında ciddi düşüncelerinin olduğunu görüyoruz. Bu da bizleri oldukça sevindiriyor. Sayın valimiz turizmin tanıtılmasında seyahat acentelerinin de öneminin büyük olduğunu söylüyor. Bu sebeple de kısa bir süre sonra Emit Fuarı'nda Çanakkale tek bir standta tanıtılacak. Bunun içinde Çatot, Çanakkale'li acenteler, oteller ve diğer kuruluşlar birlik ve beraberlik içerisinde tanıtımlarını yapacak. Bu da bizleri son derece de sevindirdi. Çünkü o çatı altında bundan önceki yıllarda acenteler olarak çok fazla yer bulamıyorduk. Bizlere sahip çıkmasından dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum," dedim. TÜRSAP Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kılıç konuşmasında Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvacık arasında başlayacak feribot seferlerinin Çanakkale turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını da belirterek kısa bir süre önce Çanakkale Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu'na bağlı acenteler üyelerimizle Midilli Adası'nda bir gezi düzenlemiştik. Bu gezide Midilli Adası'na tur düzenlemek isteyen acentelerin sıkıntılarını ele almıştık. Bizler Ayvacık ve Midilli Adası'na feribot seferlerine en kısa sürede başlamasından yanayız. Bu kapsamda da Kadırga Koyu bölgesinde bir gümrük kapısının açılmasını istiyoruz. Bizler yaptığımız bu ziyarette Midilli bölgesinde kuzey kapısının hazır olduğunu öğrendik. Midilli ve Ayvacık arasında feribot seferlerinin başlatılması konusunda Midilli heyeti ise çok istekli. Bunu bizler de istiyoruz. Uygun şartların oluşmasında bakanlığımıza, valiliğimize, siyasilerimize ve belediyelerimize görevler düşüyor. Önümüzdeki en büyük sorun ise liman ve gümrük kapısı sorunu. Bu bürokratik sorunların çözülerek ilimiz turizminin ve ticaretinin bu sayede önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz," dedi.